Herkese merhabalar. Yeni bir proje ile birlikteyiz. Bugünkü projemizde bir çamaşır makinesi motorunu nasıl jeneratör olarak kullanabiliriz? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Bilindiği gibi çamaşır makinalarında üniversal motorlar kullanılıyordu arkadaşlar. Son yıllarda makina reklamlarında şunu görmüşsünüzdür. 10 yıl motor garantili makina diye lanse edilen makinalar var piyasada. Çünkü bu makinaların motorları buradaki motor tarzındaki motorlar. Bu motorların en büyük özelliği fırça barındırmamaları. Buradaki motoru incelediğimizde motorun üzerinde kolektörün ve fırçaların olduğunu gözlemleyebiliriz. Diğer motorum tamamen manyetik alanla çalışan bir fırçasız motor. Şimdi gelin bu motorun iç yapısını inceleyelim ve motorumuzun nasıl kaç volt, kaç RPM'de enerji verdiğini gözlemleyelim. Motorumuzu diğer motorlardan ayıran en büyük özelliği buradaki rotor kısmının aslında mıknatıstan yapılmış olması. Ben üzerine mıknatısların kutuplarını şu şekilde işaretledim. Gördüğünüz gibi 4 adet mıknatıs var üzerinde SN SN şeklinde. Evet. Normalde hiçbir rotor bu şekilde manyetik özellikli değildir arkadaşlar. Evet, motorumuzu öncelikle boşta yani bir ampulle, araba ampulüyle test edeceğim. Evet, şimdi alternatif olarak kaç volt alacağımızı göreceğim. RPM'ini de ölçeceğiz bir yandan arkadaşlar. Evet, ortalama 1100 RPM'de 35 volt civarında bir gerilim aldık. Bunu doğru akıma çevirirsek %30 daha fazla güç alacağız. Bunun nedeni ise bizim diyotlarımıza 3 faz girecek. Yalnız buradan artı ve eksi çıkacağı için %30 daha verimli olacak. Aynı RPM'de bakın kaç volt alacağız arkadaşlar. Evet, 850 yani ortalama yine 1000 RPM'de bu sefer 50 volt aldık. Yani 50 DC volt. Evet, bu aşamada hibrit bir şarj cihazıyla burada 24 voltluk bir akü grubumu şarj edeceğim arkadaşlar. Motorumdan çıkan 3 fazımı buradaki hibrit şarj regülatörüme gireceğim. Bu regülatörüm benim akımı doğru akıma dönüştürecek ve akülerimizi şarj edecek. Şarj işlemi bittikten sonra ise ne yapacak? Bobin uçlarına akım göndererek rüzgar türbünü veya su türbünü yaptığınızda bunun atıl çalışmasını önleyecek. Harika bir cihazdır diyebilirim arkadaşlar. Bu kısımdan akü voltajının arttığını gözlemleyeceğiz şimdi.
Evet, şu anda şarj regülatörüm motora akım göndererek motorumu kilitledi arkadaşlar. Bunun nedeni aküler kritik seviyeyi geçtiği için akülerin bozulmasını önlüyoruz. Aynı zamanda buradaki rüzgar türbinimizin atıl dönmesini önlemiş oluyoruz. Ne zaman bu fren çözülecektir? Ortalama 5 dakika sonra veya regülatöre giden enerjiyi kestiğimiz anda bu durum başa dönecektir. Tabii ki bu benim akülerim tamamen boşalmış, deşarj olmuş aküler arkadaşlar. Şu şekilde akü voltajımızı görebiliriz. Hatta şu şekilde RPM'ini de ölçelim. Bakalım kaç RPM'de bu işlem devam ediyor. Evet, şarj işlemi ortalama 500 RPM'de başlıyor diyebilirim. Biraz daha düşürelim. Şu anda düşüyor gerilim, akü gerilimi. Evet, şu anda 11.3 volta. Bakalım. 2350 RPM. Evet. 350 RPM'de biz 24 volt civarında, biraz daha artıralım. 570 RPM. Biraz daha artırıyorum. 700 RPM. Yani 700 RPM'de bu motorla 24 voltluk akü grubumuzu kolaylıkla şarj edebiliriz. Peki 12 voltu edebilir miyiz? Tabii ki. Yani 700 RPM'de 300 RPM'de de 12 voltluk akülerinizi şarj edebilirsiniz. Gelin şimdi bu motoru nasıl bulacağız? Nasıl temin edeceğiz? Şimdi bunları görelim. Evet, gördüğünüz gibi İkisi de çamaşır makinesi motoru arkadaşlar. Buradaki alternatör olarak kullanılabilir. Buradaki kullanılamaz. Bunun içerisinde mıknatıs var. Bunun içerisinde herhangi bir mıknatıs yok. Buradaki kablo karmaşası ayrı bir konu zaten. Normal bir universal motor ve burada farklı devirlerde çalıştığı için üzerinde farklı bağlantılar var. En belirgin özelliği üniversal motorun üzerindeki kömürler. Bakın, bu motorda herhangi bir kömür bulunmuyor. Her ikisinde de burada mıknatıs var. Bunlar motorun devrini elektronik kısmın okuyabilmesi için ayırt edilebilecek özellikler belli başlı. Bunlar, eğer şunu söyleyebilirim. Motorunuzun çıkışlarını kısa devre yaptığınızda motorunuz dönmüyorsa elektromekanik frenleme vardır demektir. Bakın. Dönmemesinin nedeni elektrik üretiyor olmasıdır. Bakın, hiçbir şekilde dönmüyor ve ben zorlanıyorum arkadaşlar. Hatta kıvılcım bile çıkacaktır buradan. İsterseniz nasıl kıvılcım çıkacağını hep birlikte görelim. Şunları temas ettirdiğim anda, tabii ettirebilirsem, umarım faydalı bir proje olmuştur. Benzer projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Yeni bir projede buluşuncaya kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın.